Gençler, en sık yapılan estetik ameliyatların başında burun estetiği geliyor. Peki bu ameliyatta kullanılan yöntemler neler ve hangi noktalara dikkat edilmeli? İşte burun estetiği yaptırmayı düşünenlere yol gösterecek önemli detaylar. Tıpta teknoloji ilerledikçe estetik ameliyatlar kolaylaşıyor. Özellikle burun estetiğinde uygulanan yeni yöntemlerle operasyon ve tedavi süresi oldukça kısaldı. Bunlardan biri de ultrasonik rinoplasti. Ultrasonik titreşimlerle buruna şekil verme yöntemi. Burada eskiden var olan çekiç ve gujla kemiği kırıp şekil vermek yerine daha böyle kibarca kemiği titreşimlerle keserek şekil verme. Bunu aynı zamanda kıkırdağın da düzeltilmesinde kullanılıyor. Bu yöntemle sonuçlar hem daha doğal oluyor hem de hasta kolayca gündelik yaşamına dönebiliyor. Gelişen yöntemler sadece tedaviyi kolaylaştırmıyor. Aynı zamanda kötü sürprizlerin de önüne geçiyor. 3 boyutlu görüntüleme yöntemlerinde hastanın altı kamerayla 3 boyutlu görüntülerini oluşturup ekranda ameliyat sonrası yaklaşık olarak nasıl bir burun yapacağımızı gösterdiğimizde hasta bazen vazgeçebiliyor. Ve hastalarımızın yaklaşık %2-3'ünü estetik ameliyatlardan vazgeçirebiliyoruz. Kimi estetik kaygılarla, kimi de sağlık sorunları sebebiyle bıçak altına yatıyor. Ama şu bir gerçek ki, ülke olarak estetiğe sıcak bakıyoruz. Bayağı ne güzelleştirir estetik bence. Yani gerekirse doktor tabi görürse olabilir tabii ki. Tabii düşünürüm, niye düşünmüyorum? Mesela nefes zorluğu çekiyorum. Yani, olabilir yani. Estetik kaygısı olabilir. Herkes sağlığın arkasına saklanıyor ama muhtemelen estetik. Ancak estetik ameliyat yaptırmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bu işi ehli olan insanları bulsunlar bir şekilde. Bir ayakkabı, bir telefon alırken bile günlerce araştırıyoruz. Referans çok önemli. Güvenli ellerde olsunlar.